Karşımızda olanlar benim evlilik günümde de ayin anlarımda da yanımda olanlardı. Altı cin birden belirmişti. Cesim Hoca ve diğer hocalar tam koruma ve yakma ayetlerini okuyacakları sırada her biri bir hocanın dibinde bittiği gibi kaldırıp duvar diplerine fırlattılar ve hocalar yerlere düşmeden evvel boğazlarına yapıştılar. Karım içinde olduğu siniden hiçbir şey yokmuş gibi korumalar ortadan kalkmış gibi dışarı çıktığında herkesin şaşkınlığı ve korkusu artmıştı. Hiçbirine zarar vermeyin. Karım bunu söyledi ve Cesim Hoca'ya dönerek şimdi beni daha iyi anladınız umarım. Sizlerin ben ve emrimde olanlara zarar verebilmesi mümkün değil. Ben burada tutsak gibi davrandım çünkü Memo'ya zarar gelsin istemiyordum. Çektiğim acılara rağmen onun canı benden daha kıymetli. Beni esir edip buraya getirmeden evvel sizin kim olduğunuza dair bilgimiz vardı. Buraya kimler gelecek ve bana ne gibi müdahalelerde bulunacaksınız bunları biliyordum. Amacım ise köşkün kızının ve ailesinin de buraya gelmiş olmasıydı. Dışarıdayken bunu yapmış olsaydım herkesin öğrenmesi mümkün olacaktı. Anlayacağınız sizin kurduğunuz plan değil de benim kurduğum plan kusursuzdu. Kendi aciz aklınızla kurduklarınız herkesin zarar görmesine neden olacaktı. Şimdi beni dinleyecek misiniz yoksa anladığınız dilden mi konuşayım? Bırakın hepsini. Boğazları bırakıldıktan sonra hocaların hepsi derin birkaç nefes alıp verdi. Kendilerini toparlamalarıyla Cesim Hoca lafa girerek ne diyeceksen de bakalım dedi. Kızın içerisine girin ve olanların hepsini dışarı çıkarın. Karımın bu emriyle üç cin kızın içerisine girdi. Kızın bedeninin titremesi ve krize girmesinin hemen ardından oldukça çirkin iki cin ağzından dumanla birlikte dışarıya çıktılar. Patronum gördüklerinin etkisiyle kendinden geçerek yere yığıldı. Kaldırın adamı. Kendine gelsin, konuşacaklarımı onun da işitmesi gerek. Boşta olan dişi cinlerden biri patronumun içerisine girerek onu kendine getirdi. Kızın içerisinden çıkan bu cinler diğer gördüklerimden daha farklılardı. Yaydıkları enerji insanı aşırı derecede rahatsız ediyordu. Odada olanlarınız şimdi beni can kulağıyla dinlesin. Özellikle de kızın babası sen dinle. Konuşacaklarım en çok seni ilgilendiriyor. Patronum korkuyla etrafa bakarken cin konuşmaya başladı. Bu gördükleriniz bu aileye musallat olmuş olan cinlerden ikisi. Aile oldukça fakir bir aileydi. Zaten fakirlik de başları beladayken üstüne çocukları da olmuyordu. Yaşları 40'ı geçmiş karı kocadan geride başka kimse yoktu. Elin işine gider ve ne iş olursa yaparlardı. Bir gün hiç bağları olmayan şehre, yani köşkün olduğu yere göç ettiler. Dertleri hem yeni bir hayat kurmak hem de karınlarını doyurmaktı. Önceden yaşadıkları yerde insanların ve çocukların onlarla alay etmelerine daha fazla dayanamamış, kendilerince iş, ekmek derdini de buna bahane ederek kullanmışlardı. Göç ettikleri yeni yerde kimse onları tanımazdı. Tarlalara gider, çalışır, tek göz çadırlarında yaşarlardı. Bir gün bize tapanlardan bir kadının yolu bunlarla kesişti. Ben de daha evvel onların yaşadıkları yerlerde onları görmüş, hallerine acımıştım. Bize tapan kadın onlarla karşılaşıp konuştuğunda durumlarını anladı ve yardım etmek istedi. Ellerinde iki lokma aşları olmasına rağmen aç kalma pahasına onu da misafirlerine vermekten çekinmediler. Kadının kim olduğunu başlarda anlamayıp onlara söylediklerine inandılar ve içlerine umut yerleşti. Kadın başta karşılıksız yardım edecekken bu iki cin ve ailesinden olanlar bu duruma itiraz edip büyücüyü sıkıştırıp karşılıksız yardım etmeyeceklerini, mutlaka bir karşılığının olması gerektiğini söyleyerek karşı çıktılar. Kadın durumu anlayıp yardımdan vazgeçmeyi bile düşünse de bu defa cinlerin ona azap vermelerinden dolayı
istemeye istemeye onları bağladı. Normalde merhametsiz olan kadının tekiydi ama o gün hayatında ilk defa karşılıksız iyilik yapacağı tutmuştu. Kadın, cinlerle gereken anlaşmaları yapıp aileye hem çocuklarının olması için hem de fakirlik belasından kurtulmaları için büyü yaptı. Büyünün içeriğini aileye anlatmış olsa da tam olarak detay vermemişti. Cinler, anlaşma gereği ilk doğan çocuğu istemişti. Büyücü kadın ise ailenin zaten çoğalamadığını, çoğalmaları için zaman gerektiğini söyleyerek cinleri bir şekilde ikna edip anlaşmayı imzalattı. Anlaşma içerisinde tam belirtilmemiş bazı noktalar vardı. Kadın bu noktaları sonrasında kendi doldurarak aileye de buna göre korumalar yaptı. Kadının yaptıklarından ben ve emrimde olanların haberi vardı ama o gariban aileye yardım için sesimizi çıkarmadık. Kadın anlaşmaya doğan ilk çocuk demişti ama boş bıraktığı o ufak yere bir asır sonrasını not düşmüştü. Cinler ilerleyen dönemlerde bunu görüp öğrendiklerinde zaten ölüm döşeğinde olan o büyücü kadının icabına baktılar. Anlaşma kan ile yapıldığından ve şahitlerin çok olmasından bir de cinlerin koşulsuz imzalamalarından dolayı hatalı tarafın cinler olduğu kabul görmüş, mecburen zamana uymak zorunda kalmışlardı. Aradan epey zaman geçtikten sonra bu karı kocanın doğan ilk çocuğunun bu tarihe denk gelmesinden dolayı musallatlar başladı. Biz aradan geçen onca senede bunu unuturlar diye düşünsek de kabilemizin en inatçı aileleri olmalarından dolayı bunu unutmayıp içlerinde bir ateş şeklinde büyütmüşlerdi. Bu içinden çıkanlara kalsa direkt öldürüp ayinde kullanacaklardı ama ben akıllarını karıştırarak bu şekilde eğlenmelerinin daha iyi olacağı fikrine inanmalarını sağladım. Bu musallat olma olayı, daha doğrusu direkt öldürmeyip işkence etme olayı kabilenin daha çok hoşuna gidince seneler boyunca kıza zulmettiler. Bu minik kızın daha bebeklik dönemlerinde musallat yaşamasından dolayı perdeleri açılmıştı ve o açıklıktan beni görebiliyordu. O da tıpkı seneler evvelinde olan ataları gibi cömertti. Ne yerse bana da ikram ederdi. Ailesi bu durumu anlasın diye de çabaladım ama anlamamakta ısrarcı oldular. Bu cinlerin aileleriyle aynı kabileden de olsak hem bu nedenlerden dolayı hem de güç dengelerinden dolayı husumet senelerce süre geldi. Ailenin büyük kısmını kendi içerimizde olan kavgalar esnasında öldürsem de mecburen anlaşma kurallarına uymak zorunda bırakıldım. Evet, bizler sizlere göre kötü olsak da yaptığımız ne varsa anlaşma dahilinde yaparız. İstediğimiz şeyleri insanlar kabul etmezse kılımızı kıpırdatmayız ama kabul ederlerse de elimizden geleni ardımıza koymayız. Bu yaşanan olayda da ailenin hiçbir şeyden haberi yoktu. Büyücüye giderek onlara yardım etmelerini istememişlerdi ve büyücü kendi rızasıyla yardım etmek isteyince de bu cinler sıkıntı çıkarmıştı. Her zaman yapılan büyülerde kurbanlar istemeyiz. Bazen kendi rızamızla yardım ederiz, kişilerin eğer hamurları bozuksa zaten kurbana gerek olmadan yaptığımız yardımlardan dolayı yoldan çıkar, bize tabi olurlar. Anlayacağınız dolaylı yoldan bizim emrimize girerler. Bu aile ise böyle değildi, hiç de olmadı. Ben de bu yüzden onların korunması için ne gerekiyorsa yaptım. Doğrusunu ya da yanlışını umursamadım. Memo'yu görmeseydim eğer, kızın öleceği zamana kadar bu durumun benim kontrolümde devam etmesine müsaade edecektim ama işler karışmaya ve olaylar ayyuka çıkmaya başlayınca bir de Memo'nun hayatı riske girince mecburen müdahil olmak zorunda kaldım. Ne olacak peki? Olacak şey çok belli. Karımın hocaya bu cevabı vermesiyle cinleri kızın içerisinden çıkaranlar tek hamlede çıkardıklarını öldürdüler. Eğer bu olayı sizin salaklığınıza bıraksaydım, siz, ailem, onların ailesi ve kabilemle oturup pazarlık yapacaktınız. Yapacaktınız dediysem de başarılı olacaktınız manasında değil.
Dışarıda olanlara gücünüzün yetmesi mümkün olmadığından sonunuz pazarlığa oturmanızın üzerinden birkaç dakika geçtikten sonra gelecekti. Hiçbirinize acımadan soyunuz kuruyana kadar durmayacaklardı ki ben bile arada memo olmasaydı bunu büyük bir zevkle yapardım, emin olabilirsiniz. Şimdi bu aileyi adam akıllı gizlemeniz lazım. Size büyünün ve anlaşmanın olduğu yeri de söyleyeceğim. Malzemelerin büyük çoğunluğu erime, yok olma noktasına geldi ama bağlamanın olduğu anlaşma sağlam duruyor. Onu gizlemeden sonra yok etmeniz gerek ki aile yeniden sıkıntı yaşamasın. Kızın ailesi köşkte olan ne varsa satıp başka yere yerleşecekler. Geride kalanlar da durumu öğrendiklerinde hınçlarını köşkten alacaklardır. Bu yüzden de burada durmamaları onların iyiliğine olur. Ben dışarıda olanları uzaklaştıracağım. Bu duruma onları ikna edebilmem için de 3 gece sonra kocam Memo binbaş keçi ve koyunu alıp ayin yaptığımız yere getirecek. O hayvanların kurban edilmesiyle de bizler, özellikle de ben sizi affedeceğim. Senin de bu koşulda Memo'dan boşanman lazım. Hocanın bu sözüyle hepimiz gelecek cevabı duymak için karıma döndük. Karım hiddetlenerek Memo'yla evliliğim onun rızasıyla olmuştur. O benden ayrılmak istediğini söylemediği sürece sizlerin konuşmaları da diretmeleri de boşunadır. Gücümü, zekamı anlamayıp da böyle konuşuyor olmanız benim kana susamış halimi görmenize neden olacak. Eğer gebermek istiyorsanız aynı sözleri yeniden tekrar edin. Edin ki bu hanede olan kim varsa gazabımdan nasibini alsın. Karımın bu tehdidi her yerin buz kesmesine neden olmuştu. Bir sürelik sessizliğin ardından karım bana dönerek ''Sen benden ayrılmak istiyor musun Memo?'' diye sordu. Ne cevap vereceğim konusunda en ufak bir fikrim yoktu. Kapkara gözlerini gözlerime dikerek benden gelecek yanıtı bekledi. Bir yanım daha evvel de söylediğim gibi ondan kurtulma fikrine seviniyor, diğer yanım da odada olanlar da dahil kimsenin hayatını riske atmak istemediğimden ve bu gece buraya geldiğimde halkanın içerisinden çıkma gücünün olmasına rağmen benim canım için acıya dayanmasından dolayı ayrılığı istemiyordu. Ben ayrılmak istemiyorum. Yaptığı onca fedakarlıktan sonra onu bırakmam söz konusu olamaz. Benden çıkan bu cevap herkesi şok etmişti. Seninle geleceğim ama burada olanların hiçbirinin kılına zarar gelmeyecek. Sen yaşadığın sürece ve burada olanlar benimle bir daha karşı karşıya gelmedikleri sürece onlara zararım dokunmayacak. Anlaştık o zaman. Bize bilgileri ver ve dışarıda olanları da alıp git. 3 gece sonra sana hayvanlarla birlikte geleceğim. Karım gerekenleri söyledikten sonra diğer cinleri de alarak gitti. Kimsenin ağzını uyunacak zamana kadar, yani birkaç saat boyunca bıçak açmadı. Ertesi sabah olduğunda hocalar bizi kaldırdılar. Dışarıda edilen kahvaltıdan sonra bahçe tamamen yeni malzemelerle çok dikkatli şekilde yeniden korumaya alındı. Patronum kızının normale dönmüş olmasından dolayı oldukça mutluydu. Benim içinse verdiğim karardan ötürü üzülüyordu. O gün biz daha öğlen yemeğine oturmadan köşk boşaltılıp içerisinde ne varsa satıldı. Eskiye dair hatıra kalmasını kimse istemiyordu. Müştemilatta sadece bana ait eşyalar kalmıştı geride. Ertesi güne kadar orada olanların gizlemelerinin yapılıp korumaları için gereken ne varsa her hoca ayrı ayrı yaptı. Patronum ve ailesi tamamen temizlenmiş, kızı sağlığına kavuşmuştu. Patronum sağ olsun veliye eski arabasına olanlardan dolayı yeni bir araba alıp zahmetlerinden dolayı da yüklüce bir ödeme yaptı. Allah rızası için yola çıkan velinin bu olayları yaşaması hayatında güzel değişikliklerin yaşanmasına neden olmuştu. Onun da korumasının yapılması uzun sürmedi. Cinlerle bir bağ olmasa da yanımızda olmasından dolayı korumaları yapılmıştı. 3 gün boyunca Cesim Hoca'nın köyünde kaldık.
Üçüncü günün sonundaysa herkesle vedalaştım. Veli beni köşke bırakacak, sonrasında gidecekti. Hocalarsa büyü bozum işleriyle uğraşacaklardı. Toplanan hocalar da dahil her birimiz 3-5 katkı sunsak da hayvanların büyük çoğunluğunu patronum almıştı. Hepsi köşkün bahçesinde beni bekliyordu. İkindi saatlerinde Veli ile de vedalaşıp köşke girdim. Orada olan ne eşyam varsa toparladım. Patronum sağ olsun beni birkaç sene idare edecek kadar yüklü bir para bıraktırmıştı çalışanlarına. Onları da yanıma alıp hayvanları önüme katıp kabilenin yerine vardım. O kurban ayininde gerçekleşen vahşeti size anlatamam. Seneler geçmesine rağmen hafızamda durmaya inatla devam ediyor. O gece cinlerle kalıp sabahına ailemin yanına döndüm. Karım da yanımdaydı. Onlarla bir süre hasret gidermek istediğimi söyledim. Önceki gelişimde ailemin sıkıntılarını çözsem de bu gidişimde her şeyi tamamen değiştirdim. Artık Adana'da olmayacağımı, patronumun İstanbul'a taşınmasından dolayı benim de oraya taşınacağımı söyledim. Bu sayede gidiş gelişlerimi bahane bulmuş, eskisi kadar kolay olmayacağına onları inandırmıştım. Garibanlık belasından kurtulmak için çıktığım bu yolda nasibim beni bambaşka yerlere getirmişti. Ailemin durumu tamamen düzelmiş, hatta zenginleşmişlerdi. Karım ara ara giderek onlara çaktırmadan yardım edip hayatlarını kolayladı. Ailemin yanından çıktıktan kısa süre sonra İstanbul'da bir hayata başladım. Cinlerin içerisinde yer almak istemediğimi karıma söylediğimde itiraz etmemişti. Onun tek gayesi vardı, benim yanımda olmak. İstanbul'a taşınmamın üzerinden geçen 5 senede hatırı sayılır bir servete ulaştım. Bunda karımın desteği de çok oldu, hakkını inkar edemem. Ara ara cesim hocalarla görüşsem de beni kurtarmanın yolunu tam olarak bulamadılar. Seneler sonra karımın insan kılığına girdiği bir gün ailemin yoğun evlenme baskılarına karşı çıkarak tanıştırdım. Onlar karımı insan sanıyorlardı. Karımın aile yapısından dolayı düğün benzeri şeyler istemediğini, zenginlerin de böyle şeyler yapmadığını söyleyerek onları zorla ikna ettim. Pek kimsenin bilmesine gerek olmadığını, garibanken yanımızda olmadıkları için bu halimizde de olmalarına gerek olmadığını anlattım. Bir sürelik uğraşla herkesin gözünü boyadım. Karım, 2009 senesinde karşılaştığımız bir hocanın vasıtasıyla din değiştirdi. Benimle evli kalmasının uygun olmadığını, aradan geçen zamanın bana hep eziyet olduğunu öğrendi. Aynı dindeyken bir süre daha evli kaldıktan sonra hocanın yardımıyla benden boşandı ve onun yardımcılarından oldukça güçlü bir kralla evlendi. Zaten aksi olamazdı. Karımın geldiği kan ve sahip olduğu güç korkutucu derecedeydi. Onu ancak onun gibi olan birisi zapt edebilirdi. O hoca sağ olsun bende olan halleri birkaç karşılaşmada anlamış ve karımın yanımda olmadığı bir anda bir çeşit tılsımla bizi gizleyip beni konuşturmuştu. Benle konuşmasının ardından o dönemlerde hala sağ olan hocalardan birkaçına ulaşıp durumu görüşüp gerekeni yapmıştı. İlim olarak cesim hocalardan çok farklı bir mertebedeydi ve karımın din değiştirmesinden sonra karşı çıkan ailesinden bazı cinleri birkaç söz ile yakmıştı. Aradan geçen onca senede çok değişik olaylar yaşasam da kaderim beni böyle bir hayata sürüklemiş, karımla ayrıldıktan ve bütün belalardan kurtulduktan sonra her şeyi aileme anlatmıştım. 2011 senesinde ailemi de İstanbul'a yanıma aldım. Onların buldukları biriyle kısa birkaç görüşmeden sonra kanımın kaynamasıyla evlendim. Eski cin eşim arada bir gidip gelip yoklayıp yardımlar yapsa da eşi ve çocuklarıyla da ziyareti kesmedi. Bir daha hiçbir sıkıntı çıkarmadı bana. Her daim de eşiyle birlikte korunmamız için yanımızda oldular. Gözperdem çok kötü olaylar yaşadım diye bir daha kapanmadı. Nereye baksam cinleri görmeye devam ediyorum ama tek farkla. Son hoca beni bütün kafir cinlere gizledi. Ben görsem de onlar beni göremiyorlar. Patronumun
ve ailesinin durumu çok iyi. Ara ara görüşmelerimize devam ediyoruz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.